Sivas katliamanlarında 16. yıldır gidiyoruz. Bir tane Sivas esnafı Sünni gelip ya evet kötü oldu diye söylemiyorlar. Der mi? Onlar yani hoşuna demek gitti. Burada şeyi söylemek istiyorum. Devlet falan kışkırtmıştır ama onların içindeki hoşuna o gitmiş. Pis zihniyet, o Alevi düşman gibi görme ruhundan dolayı 16 yıl sonra bile doğru yaptığını düşünüyorlar. Onun için gelmiyorlar. Evet, şimdi tabii hayır, buradan Semra, buradan çıkarılması gereken bir dersler. Bir şey daha söyleyeyim de ondan sonra lütfen siz bitirelim ondan sonra. Biz bunlar Maraş'tan bizi diyelim ki terk ettik. Sivas'ı terk ettik işte. Büyük şehirlere geldik. Avrupalara geldik. Ne oldu? Bakın ne kadar moderniz, ne kadar aydınız, ne kadar böyle daha iyiyiz. Paramız daha çok, sermaye. Şimdi ne yapacaklar hocam? Şimdi, yani buna çözüm olmamış. Şimdi bakın. Gene onlar o köylerde, o sefilliklerini, o işçi başı kapalı kadınlar, tekel işçileri bakın görün. İşte bizi keşke onlar da ciddiye alıp önder saysalardı. Bizim davamıza sahip çıksalardı. Bugün bu durumda olmayacaklardı. Bu işte Sünni İslam'ın, Sünnilerin bu yobazlıklarından arınmaları Semra, lazım. İşte şunu söylüyoruz. Diyoruz ki kardeşim, Sünniler de aynaya bakıp kendilerini bir eleştirsinler. Yargılamaları lazım. Evet. Burada dini anlayışlarında, gidişatlarında bir problem var. Niye evet, galyana geliyorlar? Şimdi diyorum ki efendim bir kadına saldırırlar. Derler ki efendim onun da işte minetek, yahu şimdi minetek giymiş, minetek giymiş. Sen niye kışkırtılıyorsun? Suç sende değil mi? Niye kendini sorgulamıyorsun? Hep başkasında bir suç arıyorsun. Şimdi bunun, yani bu katliamlardan bunun sorgulanması lazım. Eğer Sünni camia, Diyanet İşleri, bunca ilahiyat fakülteleri hep bütün işte ötekini berikini suçlamaktan ziyade, ya camiden çıkan insan cana kıyıyorsa, gidip insanları yakıyorsa, burada bir problem var demeleri gerekmez mi? Bu yasaklıyor. Bugün, onun yerine Fethullah Gülen bunu tutuyorlar, düşünüyor, hoca bunu düşünüyor, tutarak, Molla düşünüyor. Bunu tutun, bunu bir tarafa bırakıp efendim Amerika bizi kışkırttı, İsrail parmağı soktu, İsrail ajanları şunu yaptı. Tamam, varsayalım ki hepsi doğru. Tamam da camide namaz kılan insanlar. Şimdi Amerika'dan Sivas'a insanlar gelip de Johnny'lar bunlar mı yaktı? Maraş katliamında Joe gelip birinin evini yakmamış. İşte seni katliama getirmişse sen niye oyuna geldin kardeşim? Din afyon. Bunun hesabını. Şimdi bak, Mars'ın çok güzel bir sözü aslında dinle ilgili söylediği de. En kötü var, anlaşılan sözü de o bak. Şimdi evet, ben Mars'ı da azıcık okumuşumdur. Şimdi Mars diyor ki din vicdansız bir toplumun vicdanıdır. Din halkın afyonudur diyor. Yani evet, halk işte, yani mesela Mars, haksızlık etmeyelim adamcağızdan. Mars söylemiş, dini yani. Mars dini aşağılamaz. Mars dini kötülemez. Mars'ın sözü şu diyor ki, bu şuradan dini incelerken aslında bu Hegel'in hukuk felsefesine eleştirisi diye bir yazısı vardır. Hoş bir yazıdır. Ben bizim gençlere falan okuturum bazen. Dini değerlendirirken diyor ki din vicdansızlığın olduğu bir toplumda çıkmıştır. Din nerede çıkmıştır? Köleci toplumda çıkmıştır. Köleci evet, toplumda köle insan değil. Köle ne? Kullanılır işte. Ezilir. Köle iş gören hayvanın dilden anlayanı, öyle. Düşüneni. Yani diyelim ki eşek iş görür, at iş görür ama laftan anlamaz. Köle de iş görür ama laftan anlar. Yani dilden anlar hayvan. Ama köle sahibi köleyi öldürür. Kölenin elini keser, karısının elinden alır, ırzına geçer. İstediğini yapar, kölenin evet, bir hakkı yok. Ama kölenin içinde bir duygu oluşur. Nedir bu duygu? Padişahım senden büyük Allah var demiş ya adam. Ya sen bana bu eziyeti yapıyorsun ama evet, senden büyük bir Allah var öte dünyada, onu seni sorgulayacak işte demiş. Sorgulayacak. Ve bunun böyle olacağına inanarak kendi içinde rahatlatmış. Mars'ın dediği bu. Diyor ki Mars, vicdansız bir toplumun vicdanıdır. Din halkın afyonudur. Din afyonudur demiyor, bak dikkat et. Din evet, halkın afyonudur diyor. Sahiden şimdi bak, mesela ilk din nerede çıkmış? Mısır'da çıkmış. Mısır'da kim var? Bu İsrailoğulları, Yahudilik. Yahudilerden evet, bizi dinleyen var mı bilmiyorum. Yahudiler İsrail'de köleymiş. Musa'nın yaptığı, Hazreti Musa'nın, bizim biliyorsun Aleviler Musa peygamberi çok severler. Evet. Musa peygamberi ilk peygamberdir. Zaten evet, Türklerin bir kısmı gönüllü olarak Hazar Türkleri Hristiyan olmuş, Yahudi olmuştur. Evet. Avrupa'daki Yahudilerin çoğu bundan dolayı Türk orijinlidir. Mesela evet, Troşki Muroşki Türk orijinli Yahudiler. Evet, Gagozlar var. Gagavuzlar pardon. Evet. Şeyler, işte hala Hristiyanlar, Hazar Türkleri. Hazar Türkleri. Şimdi Yahudiler Mısır'da köleyken Hazreti Musa Mısır'daki bu köle kavmini, yani İsrail kavmini oradan kurtarıp Kaan ülkesi diye bilinen vaat edilmiş, kurtarılmış topraklara götürüyor. Meşhur bir orada bir
Sina Çölü var. Hı hı. O Sina Çölü'nü geçittirmeyi başaracak beceriye sahip. Hı hı. Bundan dolayı da Musa dini kölelerin dini ve köleliğin kötü olduğunu söylüyor. Hı hı. Kölelikten kurtulmak gerektiğini, evet. Allah'ın insanları köledir, hı hı. köle sahibidir diye bölmediğini, şey bundan dolayı da kölelik olmasın diyor. Hı hı. Bu vicdanını, yani kölelerin Mısırlılar tarafından köle diye işte ezil, yani köleli gibi bir şey değil, hayvandan kötü dedim ya. Evet. Bu vicdanlarını rahatlatan bir özellik. Evet. Sonra burada ne oluyor? Hristiyanlığın farkı ne? Aslında Hristiyanlık Museviliğin çok benzeridir. Çok, Hazreti, evet, birbirinden etkilenmiş. Hazreti İsa'nın doğum gününü kutluyoruz bugün. Evet. Anıyoruz aynı zamanda da. Evet. Musa bir aslında Yahudidir. Hı hı. Ama Yahudiliğin farkı burada Roma İmparatorluğu'nda döneminde yaşamıştır. Roma İmparatorluğu kozmopolit bir yapıdadır. Evet. Yani önemli de Kaan ülkesinden yani İsrailli de vardır. Hı hı. Atıyorum işte ne bileyim Rum da vardır, şu da vardır, bu da vardır. Her milletten insan vardır. Hı hı. Böylece de Yahudilerdeki sadece Kaan ülkesi İsraillilere hitap eden din Hristiyanlıkla yani, birlikte bütün dünyaya şumul diyorlar ya. Bütün dünyadaki insanlığa hitap etmektedir. Renge, Musa'nın Musa'dan peygamber olarak farkı İsa'nın bütün dünyaya Akmaz, hükmetmesidir. Evet. Biliyorsun Hristiyanlık 300 yıl yasaklı bir toplumda yaşamıştır. Bizim Kapadokya bölgesinde yetişmiştir. Evet, Hristiyanlığın ilk büyük 3 kişisi işte Aziz Pol olsun, evet. San Pol diyorlar ya onlar evet. işte diyelim ki Hataylıdır, Tarsusludur değil mi? Ve biz bu kadar buralarda büyümüşlerdir. Ve Kapadokya sonra... bak Kapadokya Hristiyanlığın ilk Semra ilk örgütlendiği yerler. Bilmiyorum Kapadokya'ya gezdin evet, mi? Evet, evet. Kapadokya'ya gezdiysen bak Kapadokya'da Hristiyanların yer altında kiliseleri var. Ona rağmen niye yer altında? Niye? İşte çünkü yasaklı. Legal bak, oldu. Hristiyanlığın Alevilikle şöyle bir etkilenmişiz olmaz. Paralel çok bir yanı var bak. Var, evet. Hayır bak şöyle bir paralel yanı var. Ne biliyor musun? Hristiyanlık İsa'dan sonra 300 yıl yasaklı geçiyor. Yani bu İstanbul'a adını veren Konstantinopol mu? Konstantinopol. Konstantin Hristiyanlığı Roma'nın yani Bizans'ın resmi dini kabul edene kadar Hristiyanları aslanların önüne atıyorlar. Öldürüyorlar. Evet. Ondan sonra Hristiyanlık devlet dini haline gelmeye başlayınca bu Engizisyon mahkemelerini falan doğuruyor. Belki burada Semra'ya şunu söylemek istiyorum. Hristiyan kilisesi açısından bakarsanız Semra, o yörede en eski kilise, en eski tapınaklardan birisi şeydir. Ermeni kilisesidir. Yani Ermeniler Roma'dan daha önce Hristiyanlığı kabul ediyorlar. Onun için mesela Ermeni kilisesi, Ermeni kültürü, Ermeni kilisesinin tarihi Katoliklerden evet, evet. 30 yıl ya da 50 yıl daha eskidir. Evet, bütün bunlardan sonra biz bu coğrafyaya geliyoruz. Herkesi silmişiz, süpürmüşüz, atmışız. Bu kadar da yoz, yobaz, kapalı bir toplum. Şimdi Semra aslında burada var ya şunu yani konuşmak lazım. Katmadım, Semracığım, da Alevi inancını Semra, katmam da. Evet, burada şunu konuşmak lazım. Biz Londra'dayız değil mi? Evet, evet. Londra'da Aleviliği anlatıyoruz. Peki Londra halkına Aleviliğin bir yararı olabilir mi? Olmaz olur mu? Olmaz mı? Ha? Sahiden ben diyorum ki, şimdi Anadolu'da veya İslam coğrafyasında Alevilik bütün insanları kardeş diyordu. Evet. İnsanın yani hayatın merkezine insanı koymak gerektiğini söylüyordu. Şeyin meşhur bir şeyi var. Edebali diye bir adamı var. Hani Osmanlı İmparatorluğu'nun evet. kurucusu Osman Bey'in kayınbabası olan Edebali'nin bir nasihati var. Evet. Keşke getirseydim de bir kısmını okusaydık. Değil mi? O da bize varsa, çok yakın şeyler söyler. Bir gün olmazsa onu da konuşuruz. Evet. O zaman 1300 yıllarında diyor ki insanı koru ki devlet yücelsin. İnsanı koru. Bak insan kavramı o zaman 1200 yıllarında insan kavramı Avrupa'da yok. Yani Hristiyan aleminde insanın haddine mi düşmüş ki Allah'a yalvaracak? Hristiyan önce kilisedeki papaza derdini söyler. Papaz da işte gökyüzündekine bu dileğini götürür. Halbuki Alevi diyor ki Allah senin gönlünde. Şeyh Bedrettin'in varidatını getirmiştim arkadaşlara hediye olarak. Varidat da şöyle bir şey söylüyor. Bedrettin diyor ki insanın gönlünde iki tane sultan vardır. Gönlünde. Bu sultanlardan birisi Rahmani'dir. Birisi evet. şeytanidir. Rahmani olanın adı akıldır. Şeytani olanın adı nefistir. İnsan kendini diyor bilime vererek, alim adamlarından muhabbet ederek, tarikat yolunda ilerleyerek aklını nefsine egemen kılar. Evet.
Evet. Şimdi Semra şeyi bakıyorlar işte Hacı Bektaş'ın resmini resmeden, resmetmek diyoruz ya. Resmeden Hacı Bektaş'ını anlatmak için Hacı Bektaş'ın kucağına bir aslan, evet, bir ceylan vermiş. Evet. Sanıyorlar ki Hacı Bektaş hayvan eğiticisi. Hayır. Hacı Bektaş'ın bu resminde anlatılan şudur. İnsanın gönlünde bir nefis vardır. Bu nefis aslanla temsil, evet, edilmiş. Hiç. İnsanın gönlünde bir de akıl İnsan, vardır. Evet, evet. İnsanın gönlündeki o akıl da ceylanla, evet, ceylanla, güzellik, ceylanla, evet, temsil edilmiş. Şimdi insan gönlündeki o aslanı da ceylanı da barış içinde yaşatmalıdır. Evet, onun için de, evet, Alevi eğitimi, Alevi eğitimi, Alevi ibadeti insanın gönlündeki o aklı insanın hayatına, her hareketine egemen kılmayı hedeflemiştir. Eğer bir insan her hareketini aklıyla hareket yaptırıyorsa, aklına uyarak yapıyorsa, aklına uyarak yapıyorsa buna akıl insan denir. Yani Alevi nefsini öldürmez. Ama nefsini aklının egemenliğine verir. Yani sizin nefsiniz olacak. Sizin nefsiniz bir su isteyecek. Evet. Ama aklınız diyecek ki Semracığım o suyu içeceksin ama helalsa iç. Yani ben sizin eve geldiğimde canım bir yemek istiyorsa aklım diyecek ki Semra'nın razılığını al da o yemeği, evet, ye. Yani rızalık, alevilik de çok önemlidir ederek, ya. Evet. Yani o helalsa ye. Helal değilse yeme. Sizin nefsiniz olacak ama aklınız sizin nefsinizi beraber yönetecek. Evet. Onun için alevilik aklın insan hayatına egemenliğini savunur. Aklın insan vücudunda her şeyine egemen olmasını savunur. Akil insan diyorlar ondan, evet, dolayı da. İnsanı kamil demek her hareketini aklıyla yapan insan demektir. Alevi edebiyatı bunun için insanların anladığı dille insanlara hitap eder. Çünkü aklını geliştirmek istiyordur. Yani diyelim ki ben şimdi size Arapça konuşsaydım ya da Rusça konuşsaydım siz de anlamasaydınız. Biraz bu da engeldir zaten, özellikle yaparlar. Öyleyse şimdi zaman akıp gidiyor. Evet. Zaman akıp gidiyor. Burada hemen şunu söyleyelim. Son sözlerimizi bizi dinleyen dostlarımız, evet, bizi dinleyen Londralı kardeşlerimiz, canlarımız. Eminim bizi görmek için, bizi görmek için Cem evine gelsinler. Cem evine geliyorsunuz, aşurenizi yiyorsunuz. Salı günü. Evet. Aşure yapıyoruz. Evet. Öğlen gelirlerse bizimle aşuremizi paylaşırlar. Tabii. Akşam İngiltere Cem evinde bütün İngilizleri de dahil. Evet. İngiltere'de bizi dinleyen herkesi bu Cem evine davet ediyoruz. Akşam Cem birleyeceğiz. Cem evine bir şey son, benim buradan bizi dinleyen, bizim dilimizi anlayan Türkiye'li, Kürdistanlı, Türk, Kürt, Türk, Çerkez, Laz neyse insanlardan bir isteğim var. Evet, buyurun. O isteğim de şudur, Cem evine sahip çıksınlar. Cem evinde yeni böyle pırıl pırıl bir yönetim geldi. Evet. Oradaki arkadaşlarımıza gerek maddi gerekse manevi destek olsunlar. İngiltere'deki, Londra'daki Alevilerin ciddi sorunları var. İşte bunları konuşamadık. Semra bir gün beni yine, evet, çağırır. Evet, sadece bunları konuşuruz. Ne var? Gençler eroine, esrara, mafyaya bulaşıyorlar değil mi? Evet, bundan nasıl kurtulacak? Bu gençleri biz nasıl kurtaracağız? Bunu konuşmamız lazım. Gençlerin içinde intihar etme eğilimleri var. Son 3 yılda 30'a yakın genç intihar etmiş. Bunların nedenleri nedir? Ben onu konuşacağız. Ben sizden bir gözlem isteyeceğim zaten, evet, buradaki toplum. Bunun için biz hem bizi dinleyen üniversitelerden, Türk Edebiyatı bölümündeki öğrencilerden, belediyeden, hükümetten, eğer bizi dinleyen bir kilise yetkilisi varsa ondan cemevine gelmesini ve cemevinde bu sorunlarımıza ortak bir çare bulmak için bize yardımcı olmasını istiyoruz.